direkt çıkan konu ezber. Yani bize il soruyor, işte çıkarıldığı yeri soruyor, hangisi yanlış eşleştirilmiştir kısmını soruyor. O yüzden de sizin özellikle bu konuda sık sık tekrar etmeniz gerekiyor şu andan başlarsanız. Ama bunun yanında son dönemde işte son 10 gün ya da 2 hafta kala belli aralıklarla tekrar ederseniz biraz daha avantajlı oluyorsunuz. Çünkü son o dönemlerde unutmuyorsunuz çoğunu ama çoğu unutulabilir. Bunun yanında diğer bir nokta şu arkadaşlar, kodlamalar var, doğrudur. Bazı arkadaşlar için bir avantaj sağlayabilir, doğrudur. Ama çok fazla kodlama olduğu için de siz kodlamaları birbirine karıştırıyorsunuz. O yüzden ben burada kodlama kısmında zorlandığınız madenlerde kodlama yapın. Ve bu kodlamalar mümkünse 5'i geçmesin. Çünkü bütün madenlerde bir kodlamaya girdiğiniz zaman hangi maden hangi kodlamaydı? Bu kodlama neye aitti? İşte buradaki K harfi, buradaki Y harfi neydi? Gibi durumlar oluşmaya başlıyor. O yüzden benim size tavsiyem dediğim gibi son 2 hafta kala tekrar ederek işte belli aralıklarla bu 3 gün olur. Kendinize belirlediğiniz 4 gün olur. Bu şekilde birkaç kez tekrar edin ve 5'ten fazla kodlama kullanmamaya çalışın. Çünkü karışıyor arkadaşlar. Emin olun ki o sınav anında da daha da fazla bu karışma olabilir. O yüzden benim önerim bu. Tabii size kalmış, artık sizin ezber gücünüzle alakalı bir durum. Peki madenlerin yer altında bulunan toplam miktarına biz rezerv adını veriyoruz. Rezerv içerisinde o değerli olan metal oranına da tenör adını veriyoruz. Yani bizim işte madenlerimiz diğer madenlerle, işte toprakla karışık halde bulunuyor. Onun içerisinde bizim para kazanacağımız değerli olan kısmı var. Metal oranı dediğimiz ya da onu değerlendirebileceğimiz kısmıyla tenör adıyla anılıyor. Yer altında madenlerin diğer madenlerle, toprakla karışık halde bulunması, çıkarılması tüvonan dediğimiz bir isim alıyor. Tüvonan işte çıkardık madeni, saf olmuyor genelde. Başka maden ya da başka işte taş, toprakla karışık oluyor. Buna da tüvonan adını veriyoruz. Bunun yanında metallerin insan ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesini sağlayan ve işleme tekniklerini kullanan bilim dalına da metalürji adını veriyoruz. Yani metal madenlerle ilgili bilim dalı metalürji olarak dikkate alınmaktadır. Bunlar birkaç terimdi arkadaşlar. İşte rezerv, yer altında bulunan toplam miktarı. İçindeki değerli kısmı, cevher kısmı tenör. Toprakla, taşla, işte diğer madenlerle karışık hali tüvonan. Ve metal madenleri işleyen, onları çeşitli işte işleme teknikleriyle kullanan bilim dalına da, hazır hale getiren bilim dalına da metalürji adını veriyoruz. Peki bir madenin çıkarılması için ne gerekiyor? İlk başta arkadaşlar biraz paramızda olması gerekiyor. Çünkü para olmadan siz ne araç gereç alabilirsiniz, ne izin alabilirsiniz, ne de onu çıkartacak donanıma sahip olabilirsiniz. O yüzden para gerekiyor. Bunun yanında rezervi yeterli olmalı ki rezervi çok küçükse, çıkardığınız maden sizin işte maliyetinizi karşılamıyorsa zaten çıkarmaya değmiyor. İçerisindeki tenör, yani değerli kısmı, cevher kısmının fazla olması, kullanım alanının yaygın olması. Çıkardık, kullanım alanı yok ki boşu boşuna çıkarmış olacağız. O yüzden kullanım alanı yaygın olmalı. Bunun yanında işte fazla derinde olmamalı. Getirisi yüksek olmalı ve ulaşım yollarına yakın olması da bizim için bir avantaj olabiliyor arkadaşlar. Ki bu sorularda çıkan bir nokta. Yani bir madenin çıkarılması için ne gerekiyor kısmı bizim için önemli. Bunun yanında dünyada bilindik ve insanların daha çok kullandığı araç gereç yapımında dikkate aldığımız 50 maden içerisinde 29 tanesi Türkiye'de mevcut. Yani Türkiye genel itibariyle baktığımızda maden çeşitliliği fazla olan bir ülkedir. Ama rezerv bakımından değerlendirirsek öyle çok önemli bir yerde değiliz. Bazı madenlerde tabii ön planda olmamıza rağmen bazılarında tabii geri planda kalıyoruz. Dışarıdan ithal yoluyla da bunları karşılayabiliyoruz. Peki neden Türkiye'de maden çeşitliliği fazla? Çeşitli zamanlarda oluşmuş araziler var. Bunun yanında baktığımızda özellikle Türkiye'de işte dağ oluşum hareketleri, örneğin volkanizma. Volkanizmanın olduğu alanlarda mineral bakımından zengin arazilerdi. Bunlar da maden çeşitliliğini etkileyen en önemli faktörler arasında birleşip o mineraller madenleri oluşturabiliyor.
biliyordu. Bu şekilde dikkate alınabilir. Bunun yanında Türkiye'deki o çeşitli madenler Türkiye'ye dağılmış bu durumda çoğu. Çünkü özellikle orojenik hareketler olsun, bu parçalanmalar olsun, bunların dağılmasında en büyük etkenlerden birisi olmaktadır. Peki Türkiye'de madenciliğin tarihsel gelişimine baktığımızda özellikle maden tetkik arama 1935 yılında kuruldu. Bunun yanında Etibank, TPAO dediğimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1954, Türkiye Kömür İşletmeleri kısaca TKİ 1957 ve 1963'te şu an tabii en yetkili organlardan birisi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı o dönemde kurulmuştu. Tarihsel gelişimde de bunlardan bahsetmek mümkündür arkadaşlar. Evet, buraya kadar giriş kısmıydı. Sorusu olan var mı? Var mı arkadaşlar sorusu olan? Tamamdır. Bundan sonrası artık tamamen size kalmış kısım. Yani artık söylediklerimi ya da bahsettiklerimizi ezberleme konusu. Hani o yüzden bu kısımda bize çok fazla bir iş düşmüyor ama şunu yapacağım ben. Hangileri en çok çıktı şu ana kadar? Bunları söyleyeceğim. Hani bunları dikkate alırsanız benim size faydam bu olabilir. Onun dışında tabii diğerleri çıkmaz gibi bir durum da algılanmasın. Yani benim söylediğim madenler çıkacak ya da yerler çıkacak, diğerleri çıkmayacak gibi bir şey yok. Bunun dışında verdiğim iller şu ana kadar en çok sorulmuş. ÖSYM'in tercih ettiği çıkarılan yerler illerdir. Diğerlerinin yine çıkma ihtimali vardır. Bunları unutmayalım. Evet. Birinci olarak arkadaşlar biz madenleri metalik, metal dışı ya da ametal olarak ayırıyoruz. Mesela demir, krom, hani o metalürji dediğimiz kısmın inceleme alanına girenler, işte manganez, kurşun, antimon gibi bazı madenler, metal dışı olanlar da fosfat, tuz, kükürt, işte mermer, asbest tarzında değerlendirdiğimiz madenleri oluşturmaktadır. Şu ana kadar hani böyle bir ayrım sorulmadı ama metalürjinin ilgi alanı kısmında hani sınıflandırırsak bu sınıflandırmayı kullanmak gerekebilir. Peki gelelim ilk madenimiz, en çok sorulanlardan birisi. Demir ki birçok alanda kullanılıyor. Türkiye'de demir rezervleri dediğimizde arkadaşlar özellikle Sivas, Divriği, bunu sık sık duymuşsunuzdur. Çözdüğünüz sorularda görmüşsünüzdür. Sivas, Divriği arkadaşlar en çok çıkacak yerler arasında. Bunun yanında Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi ikinci alanımız. Sorularda en çok sorulan iki nokta, iki merkez, bunu unutmuyoruz. Bunun yanında tabii artık size kalmış kısımlar, biraz daha örnekleri arttırıyoruz. Feke, Mansurlu Havzası, Adana çevresinde. Tabii şöyle bir şey var, bu rezervler il sınırında bıçak gibi kesilmez. Yani şöyle bir şey yok. Adana diyorsam, işte Adana il sınırında artık o havza biter, kesilir gibi bir şey yok. O devam eder. Biz sadece bulunduğu çevreyi yaklaşık olarak belirtmek için o ili kullanıyoruz. Yoksa o havza birden fazla ile dahil olabilir. Bunun yanında Çamdağ, Sakarya, Eymir, Balıkesir, Avnik kısmında Bingöl gibi alanları değerlendirebiliriz arkadaşlar. Tabii bir başka noktada şu, bazı kaynaklarda farklı yerler söylüyorlar. Farklı yerleri veriyorlar. Birçok yer tabii ki var. Yani Türkiye'de demir rezervi birçok yerde bulunabiliyor. Ama dediğim gibi hepsini ezberlemektense özellikle bizim söylediklerimizi ezberlemeniz sizin için avantaj sağlayacaktır. Evet, bunlar Türkiye'de demirin çıkarıldığı önemli alanlardır arkadaşlar. Peki ikinci olarak daha çok elektronik sanayisinde kullandığımız, iletkenliği sebebiyle kablo yapımında çok fazla yararlandığımız, eskiden kapkacak yapımında çok fazla kullanılan, şu an süs eşyaları yapımında kullanılan bakır. Türkiye'de bakırın en çok olduğu yer arkadaşlar Karadeniz. Yaklaşık Türkiye rezervlerinin %50'si Karadeniz'de bulunuyor. Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre. Bunun yanında Rize, Çayeli, Karadeniz'deki önemli alanlar, Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani havzaları da yine önemli yerler arasında geliyor. Ki buradaki kodlamamız kader kodlamasıydı. İşte Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul kısmı özellikle dikkate alınabilir. Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli. Kader şeklinde kodlayabiliyoruz. Kodlama konusunda zaten uyarımı yapmıştım. Bu da bizim bakır konusunda bilmemiz gereken yerlerdir. Peki üçüncüsü, demir ve çeliğin sertleştirilmesine kullanılan,
son yıllarda özellikle işte demirlerin üzerinin kaplanarak daha dayanıklı hale getirilmesinde kullanılan krom. Özellikle bizim için Elazığ Guleman önemli. Sorularda en çok çıkacak yer bu. Belki %60, %70 bunu göreceksiniz. Çünkü Türkiye rezervlerinin yaklaşık yarısı %44 oranında Elazığ Guleman Havzası'nda bulunuyor. Bunun yanında Erzincan-Sivas arasındaki alanlar, Muğla-Dalaman ve Fethiye çevresi. Ki Dalaman'ı ben ekliyorum akılda kalsın diye. Çünkü şu şekilde tekrarladığınızda belki kalıcılığı artabilir. Özellikle Dalaman Guleman, Dalaman Guleman şeklinde hani biraz birkaç defa tekrar ettiğinizde akılda kalabiliyor. Bursa, Eskişehir, Bilecik, Adana, işte Kayseri, Gaziantep, Hatay, yani birçok alan var artık. Ama 3 yer benim için daha önemli. Şu ana kadar gördüğüm sorularda Elazığ Guleman, Erzincan-Sivas arası ve Fethiye, Köyceğiz, Dalaman, Muğla çevresinde ben krom rezervlerinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Peki, boksit, alüminyumun ham maddesi ki biraz hafif biliyorsunuz, alüminyum folyolardan aklınıza gelebilir. Hafif bir metal. Türkiye'de Seydişehir şu ana kadar sorularda hep çıkmış yer. Yani bunun dışında çok fazla bir yer görmeniz mümkün değil. Ama bunun yanında Antalya Akseki, bunun yanında Kokaksu, Zonguldak, Hatay, Payas gibi alanlara örnek verebiliriz. Ama Seydişehir ve Akseki genelde bana göre yeterli olan yerler olmaktadır. Peki bir başka madenimiz kurşun çinko. Kurşun çinko çok fazla çıkan bir maden değil. Ama yine Elazığ, Keban, bunun yanında Zamantı, Kayseri, Akdağ Madeni, Yozgat bilinmesi gereken ilk alanlar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hani bunları ilk başta dikkate alın. Diğerleri işte Doğu Karadeniz'de var. Bunun yanında Çanakkale'de var. Balıkesir'de var. Bunları arttırabiliyoruz. Ama 3 yer bizim için daha önemli diyebilirim. Peki arkadaşlar, buraya kadar olan madenlerde sorusu olan var mı? Evet, tekrarlayayım hocam. Elazığ Keban en önemlisi. Kayseri Zamantı ve Akdağ Madeni Yozgat. Bu üçünü dikkate almak mümkündür. Hani bunları bilin. Hani diğerleri sizin ezber gücünüze kalmış artık. Hani çünkü 10 örnek düşünün. Türkiye'de 20-25 maden saydık. Hepsiyle ilgili 10 örnek bilseniz 250 tane yapar. Yani 250'yi bilmek çok çok zor. O yüzden hani bunları karıştırma riskine karşılık en azından ilk başta hepsinden ikişer üçer tane ezberlerseniz, onları bilirseniz zaten en çok onlar soruluyor. Hani diğerlerinin çıkma ihtimali daha düşük. O yüzden benim önerim genelde 2-3 yer ya da bazılarına işte maksimum 5 yeri bilmeniz daha faydalı olabilir. Evet, mermer dünyada oldukça ünlüyüz. Beyaz Saray'da bile Türk mermerleri kullanılmış ve Türkiye baktığımızda dünyaca ünlü diyebiliriz. Afyon Karahisar en önemli yer. Türkiye'nin birçok yerinde haritada görüyorsunuz, birçok yerinde var. Ama en önemli yer Afyon Karahisar. Bunun yanında özellikle Marmara'da 3B, Balıkesir, Bursa, Bilecik. B harfiyle başlayan iller Güney Marmara'da bulunuyorlar. Genelde Balıkesir'le ilgili Marmara Adası çok çıkar. Yani Balıkesir Marmara Adası dediğinde mermer en önemli yeraltı kaynaklarından birisidir. Bursa dediğim gibi Bilecik oluşturuyor. Bunun yanında Kütahya, Muğla, Elazığ, yani çok sayıda çıkarılan yer, yatağının bulunduğu alan söz konusu olmaktadır. Mermer dediğimizde zaten özellikle kalkerin başkalaşmasıyla oluşmuş. Yani kalker sıkışmış, ısı ve basınç altında dönüşerek mermeri oluşturmuştur. Ve Türkiye bu anlamda önemli bir ülkedir. Peki diğeri barit arkadaşlar. Sondaj çalışmalarında özellikle baktığımızda petrol kuyularının açılmasında kullanılıyor. Sabitleyici bir özelliği var. O alanda işte çamur varsa bunu attığınızda betonlaşıyor. Yani direkt sabitleniyor. Alanya, Gazipaşa, Antalya sorularda en çok çıkacak yerdir. Alanya, Gazipaşa, Antalya en çok çıkacak yerdir. Bunun dışında Muş önemli. Hani 2-3 yeri böyle sıralarsak Muş önemlidir. Bunun yanında özellikle baktığımızda İzmit, Kocaeli kısmı gibi illeri dikkate almamız mümkün. Çanakkale'de var, işte bunun dışında Giresun'da var, Maraş'ta var, Eskişehir, Konya, yani artık
çok fazla örnekten bahsedebiliyoruz. Ama Alanya Gazipaşa'yı arkadaşlar altını çizin ya da mutlaka bilin dediğimiz merkez çıkarım alanıdır. Peki fosfat daha çok dışarıdan ithal yoluyla karşılıyoruz. Kimyasal suni gübre yapımında kullanılan bir madendir. Bir yeri bilmek bana göre yetiyor. Mardin Mazı Dağı, Güneydoğu Anadolu'da daha çok bulunuyor. Mardin Mazı Dağı bu alanı bilmekte fayda var. İşte diğerleri Gaziantep, Kilis, Hatay çevresi, Bingöl, Bitlis çevresi. Bu alanlarda da fosfat rezervleri bulunuyor. Türkiye'de rezervleri az ve dışarıdan daha çok ithal ediyoruz. Dünyada en çok Fas'ta var. Fosfattan, F'den aklınıza gelsin. En çok Fas'ta bulunuyor. Afrika ülkelerinden yine aldığımızı söyleyebiliriz. Tabii ham madde olarak dikkate aldığımızda bunu söylüyoruz. Çünkü işlenmiş olarak, gübre olarak tabii birçok ülkeden satın aldığımızı söylemek mümkündür. Peki feldspat daha çok cam, seramik sanayisinde kullanılan bir madendir. Türkiye'de en çok bulunduğu yer Ege'dir. Özellikle Manisa, Aydın. Bunun yanında işte baktığımızda özellikle İzmir olsun, Muğla olsun eklenebilir. Buna ek olarak Kırşehir, Yozgat, Artvin gibi illeri dikkate alabiliyoruz. Ama Ege'deki iller benim için daha önemlidir. Özellikle Manisa, Aydın, Muğla, işte Denizli, İzmir, kıyı kesimdeki iller daha çok dikkate alınabilmekte. Cam ve seramik sanayisinde kullanılmaktadır. Evet, diğeri asbest, diğer adıyla amyant. Kanserojen riski oldukça yüksek. Dünya Sağlık Kuruluşları tarafından ölümcül statüsünde. Çünkü kanser oranını arttırıyor. İnsanların kanser olma riskini arttırıyor bu maden. Özellikle ütü masalarında o yanmaz olan örtüler. Bunun yanında baktığımızda itfaiyeci elbiseleri. Bunun yanında gemilerde çok fazla kullanımı söz konusu. Tabii alternatifleri kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama bunun maliyeti biraz daha düşük olduğu için bunu kullanıyorlar. Ama kanserojen riski yüksek bir madendir. Türkiye'de Sivas, yani dediğim gibi ilk 3 ili ben size sayayım. Sivas, özellikle bilinmesi gereken kısımda. Bursa, Eskişehir. Yani en önemli alanlar olarak bunları söyleyebiliriz. Tabii yine örnekleri çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Ölümcül statüde, yani sağlık açısından zararlı bir maden olduğunu da tekrarlamış olalım. Peki diğeri altın. Değerli bir maden ama Türkiye'de rezervi çok fazla değil. Hatırlarsanız bununla ilgili bir soru çıkmıştı. Özellikle son yıllarda işte önem kazanan, tabii sık sık gündeme geliyor, siyanürle aramalar falan yapıldığı için ya da doğada işte bunları açıldığında, bu madenler açıldığında çevreye zarar vermesi sebebiyle. Artvin Cerrattepe çıkan soruda vardı. Önemli bir alan. Bunun yanında Balıkesir, Kaz Dağları, İzmir, Bergama en önemli alanlar. Ama Erzincan, işte Eskişehir, Manisa, Artvin dışında Gümüşhane güney kısmında dikkate alınabilir. Ama tekrarlıyorum. Artvin Cerrattepe, Balıkesir, Kaz Dağları çevresi, İzmir, Bergama en ön planda dediğimiz alanlar kısmında değerlendirilebilir. Peki tuz. Tuz deyince 3 yerden çıkar. Göl. Aklımıza Tuz Gölü gelir. Deniz. Aklımıza İzmir Çamaltı Tuzlası gelir. Yeraltı, kaya tuz dediğimiz. Özellikle Kırşehir, Çankırı, Iğdır, Kars gibi iller akla gelir. Kırşehir, Çankırı, Kars, Iğdır gibi iller kaya tuzunda akla gelir. Dediğim gibi 3 yerden çıkarılıyor. Gölden, denizden ve yer altında dediğimiz kaya tuzu şeklinde dikkate alınabilmekte. Türkiye tuz üretiminin tabii yarısına yakın ya da daha fazlası Tuz Gölü'nden elde edilmektedir. Diğerleri diğer kısmı, yani %40'lık, yaklaşık %40'lık bir kısmı oluşturuyor. Peki genel itibariyle son olarak şunları da söyleyip bitireceğim arkadaşlar. Zaten süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bize ayrılan zaman bu şekilde bitiyor. Manganez, demir ve çeliğin sertleştirilmesine kullanılır. Özellikle baktığımızda bizim için önemli olan yerler arasında Denizli arkadaşlar. En önemli manganez yatakları Denizli. Adana, ki ikisi sorularda çok çıkar. Denizli ve Adana'yı unutmayın. Bunun yanında Burdur, Denizli, işte yine çok fazla örnek verebiliyoruz. Ama Denizli, Tavas ve Adana özellikle Ceyhan çevresinde bizim için önemli alanlar olduğunu söyleyebiliriz. Antimon,
kağıt ve kimya sanayisinde çok fazla kullanılıyor. Tokat, Niğde, Kütahya, yani orada ilk üçteki illeri kesin bilin diyebilirim. Bunun yanında Bilecik, Balıkesir gibi iller. Zımpara taşı, yüzeylerin cilalanması, işte keskin hale getirilmesi bazı araç gereçlerin burada kullanılıyor. Ki bunu idam şeklinde kodlayabiliyoruz. İzmir, Tire, Denizli, Tavas, bunun dışında Aydın, Söke ve M'de Muğla, Milas kısmında dikkate alınabiliyor. İdam şeklinde kodlayabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Zımpara taşıyla feldispatın çıkarıldığı alanlar Ege'de benzer. Yani o idam kodlamasında olan yerler aynı şekilde feldispatta da kullanılabilir. Tek sıvı metal madenimiz olan civa, yine kanserojen riski var. Sağlık açısından zararlı bir maden. İzmir, Ödemiş, Karaburun, Konya Sarayönü. İkisini bilmek yetiyor. İzmir, Ödemiş, yine Karaburun. Bunun yanında Sarayönü, Konya. Ki Sarayönü'nü diğer işte bazı yerlerde jeotermal kısmıyla karıştırmayın. Wolfram, diğer adıyla tungsten, en son çıkan maden sorularından birisiydi. Wolfram, tungsten'de tek bir yer Bursa, Uludağ. Kükürt'te tek bir yer, artık çıkarımı durduruldu bunun. Çünkü ekonomik değerini karşılamıyor. Kükürt'te Isparta, Keçiborlu. Oltu taşında Erzurum. Lüle taşında Eskişehir. Soda külü olarak bildiğimiz Trona. Ankara, Beypazarı, Kahraman, Kazan. Evet arkadaşlar, genel çerçeve budur. Madenler konusunda bilinmesi gereken en önemli madenler bunlardır. Ezber bir konu dedik. İşin büyük bir kısmı size düşüyor. Evet, sorusu olan varsa alayım arkadaşlar. Yoksa dersi yavaş yavaş bitirelim. Rica ederim arkadaşlar. Rica ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Rica ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.